Döner deyince akan sular duruyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil, gurbetçiler sayesinde Almanya'da da. Merkel'i bile kendine hayran eden lezzetin, hamburgerin tahtını sarsması aşırı sağcıları rahatsız etti. Döner yasaklansın önerisine önce Alman hayranları karşı geldi. Bu lezzetten vazgeçemiyorlar. Bunlar istediği kadar konuşsun. Lezzeti Türk mutfağını aşalı çok oldu. Almanların bile milli yemeği olmaya aday. Yabancı karşıtı partinin döner yasaklansın önerisi Almanları isyan ettirdi. Eğer döneri kaldıracak olurlarsa Almanlar daha bir şey doğru dürüst yiyemez. Önerinin sahibi AfD Partisi yöneticisi Alexander Jungblut. Tercihini ırkçı bir yaklaşımla Avrupa mutfağından yana kullandı. Döneri severek yiyorum. Çok sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Döneri yasaklamayı düşünmek bile gerçekten üzücü. Sağlığım için döner yemeye devam edeceğim. Hamburgerin tahtını sallayan dönerin hayranları ise onunla aynı fikirde değil. Herkese hitap ettiği için bunlar istediği kadar konuşsun. İster tavuk eti, ister dana eti, ister ekmek arası, ister dürüm, isterse porsiyon. Harika bir et, yanında bol salatası, hem sağlıklı hem lezzetli, Türklerin ve Almanların vazgeçemediği işte bu dönerin Almanya'da yasaklanması için aşırı sağcı AfD Partisi'nin üst düzey bir yöneticisi bir öneride bulundu. Hem Türklere hem de Almanlara bu öneriyi nasıl bulduklarını sorduk. Türk döneri olmadan Almanya'da ne yiyebiliriz ki? Ben Bosnalıyım, helal yemeğe özen gösteriyorum. O yüzden de sürekli ben ve ailem Türklerin döner dükkanına geliyoruz. Çünkü helal, sağlıklı ve fiyatı uygun. 16 yıl Alman şansölyeliği yapan Merkel'in döner görünce ne kadar heyecanlandığı hala hafızalarda. Yani bu eşsiz lezzeti yasaklamak veya belli bir alana hapsetmek çok da kolay görünmüyor. Biz dönersiz yapamayız. Harika bir şey.